Gimpel'la bağlantılı. Ortodoks Musevi tanınmış TV ve radyo sunucusu kendisi. İsrail National var. Ayrıca her salı günü başka bir radyo programı daha sunuyor. Hı. Bu program Kuzey Amerika'da 30 milyon kişiye kablolu yayın aracılığıyla ulaşıyor. Program eski ve yeni ahidi konu alarak herkesin de insanı İsrail'in varlığı, Musevi tarihi ve ahir zaman konusunda bilinçlendirmeyi hükümeti tarafından üniversite, kilise ve sinagoglarda konuşma yapması için sık sık yaratılışı savunuyor. Röportajın videosunda daha sonra İsrail National News sitesinde Jewish Life TV Amerika'da yayınlanacak inşallah hocam. Hmm. Tamam. Buyurun. Evet. Siz şu an duyuyor sizi. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum Mr. Gimpel. Yes, I want to know first and foremost the news that's happening about Muslims wanting to kill. Okay, does Mr. Oktar support Israel? Çok fazla bize Cenab-ı Hak bahseder. Yakup'tan Yusuf'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Musa'nın, biz sevmekle mükellefiz. Peygamber nefret etmek ahlaka uygun. Bir kitapla onların yemeklerini yiyebileceğimizi söylüyor, yapabileceğimizi söylüyor. Garip insanların, siz insanların kanı ve acıyı, ızdırabı insanlara sunmak isteyen, şeytana uyan insanların yaşına göre hareket ettiğindeyiz. That there should be peace between and Muslims, but I want to understand about the state, the Jewish people having a presence, a status in their homeland, stated in the Bible. Is there a theological basis for the Muslim world to set the Jewish people having a state in the Middle East? Da Cenab-ı Allah orada doğacaksın. Orada ve oradan çıkarılacaksınız diyor. Ayet, Kur'an ayeti. O ayeti söylersin İngilizce olarak. Dolayısıyla so there is a theological basis in Quran for the Jewish people to live in the land of Israel. Ayrıca yaşamış. Orası sizin vatanınız. Son derece doğal. Kur'an'da bir hüküm diyor. Fakat iddia edemez. There are many prophecies. Speak about one day people return from all over the world. And today we see in Israel Jewish people all over the world, from Asia and Africa and the North America and South America, and we're seeing the God fulfilled today. And I want to know if there is that if happened, then it must be God's will. Tevrat olan kısım aynen mutabaktır. Yani büyük bölümü mutabaktır. Yani mutabaktır diyebilirim. Musevilerin İsrail'e dönmesi zaten Mehdi'nin, Mesih'in çıkış alametidir. Yani başka bir olay olması mümkün.
mutlaka gerekiyor. İsrail'in yeniden orada kurulması, devlet olması ikinci bir hüküm yoktur. Dolayısıyla etmiştir. Hem Tevrat'ta yani Mehdi'nin geldiğinin etmiştir. So why does he see a Jews and Muslims when we believe in the same in the same promises and we see Father Abraham? Understand? Onlara gelecek olan Mehdi ile gelecek ayrı ayrı kişiler olduklarını zannediyorlardı. Olduğunu belirttim ve ispat ettim. Bu çok büyük bir güzelliktir, çok büyük bir nimettir. İnsanlar tarafından bu pek bilinmiyor. Bilinmeyen halbuki söylediğimizde peygamberimizin hadislerde belirttiği uyduğunu anlama açısından da tam uyduğunu görürüz. Alametler açısından da getirmesi yönünden muhabbeti getirmesi yönünden insanlara getirmesi yönünden her yönden tam will the Messiah the stuff that yes. will bring peace and brotherhood be Jewish Jew. Hazreti fakat ben tabii inancıma göre Müslüman olacağına inanıyorum. Müslümanlar açısından benim olacağına inanıyorum. What does he think is the key to bringing peace between Jews and Muslims? Bunun dışında mümkün değil. Yani dünya bitmiyor görüyorsunuz. Hicretle barış, sanat, bilim, iyilik, güzellik dünyanın İsrail surlar yıkılacaktır. İsrail vadi susuz bu topraklarda bereket yaşayacaktır. Kardeşleriyle Filistinliler kola girecek edeceklerdir, bayram edeceklerdir. Mutlu ve sevinçli bir dünya. Moşi yani olacaktır. Museviler buna gidir. O tarihe girdiğinin Zohar'da da görüyoruz. Hadislerden de ehli sünnetin yahut Caferi alimlerin açıklamalarını her şeyden anlıyoruz. İnsanların, aklı başında insanların samimi dinleyip Mesih şey yok. Kullandığında dünyaya süratle huzur, barış. How will we know who the Messiah is? If you think he's a Jew. Mehdi benim inancıma göre Müslüman yani İslam'dır. Fakat Musevilerin Tevrat'ın aslı gerçek Tevrat'la hükmedecektir. Peygamberimiz hadisi böyledir. Yani Musevilerin inanca çekmek için onlar kitaplarıyla hükmedecektir. Hristiyanlar Müslümanları da Kur'an ahlakıyla hükmedecektir. Dolayısıyla insanların bir tavrı olmayacaktır. Fakat Museviler açısından inancı Beni Nuh olacaktır. Ki bir Musevi için Beni Nuh olan bir insan tartışmaz. İnanç sorun alametlerini sormuştu herhalde. Tam alamet. Hatta çok detaylı Tevrat bakmamız lazım. Alimlere soruyoruz. Müslüman
almamız lazım. Onlar rahat hissederler. Çünkü tarif edilmiş. Nerede çıkacağı, ne yapacağı, nasıl faaliyet yapacağı uzun uzun tarif edilmiş. Tevrat'ta da uzun uzun tarif edilmiş. O alametlere göre Musevi ve Müslüman alimler bir araya gelirlerse rahatça bulurlar. Yani hiç zor olmaz. As a Muslim, when he sees by so many enemies that want to destroy her with militaries that are much bigger than theirs, does he believe that God is protecting Israel? Peki. Güç nedir? Peygamber soyu olduğu için kıyamete kadar İsrail'e hiçbir şey olmayacak. Şu an bunun sebebi hayatta olan yani Kral Mesih'tir. Yani bunun vesilesiyle şu an böyle bir yoksa Tevrat'ta da bu belirtilir. Kur'an'da da belirtilir. Durmasına sebeptir Kral Mesih. Yani Allah kıyameti Kral Mesih vesilesiyle durduruyor. Yoktan kıyamet kopar. Tevrat'ta da bunu görürüz. Yani insanların farkına varması değil. Ama şu an İsrail'in devleti sebebi Kral'dır. İsrail'in korunması bir de yine Kral Mesih Mehdi'dir. Onun sebebiyle yani yüze yakın delil gösterebilirim. 200 derim peygamber diyebilirim bu konuyu ispat edecek. Why does he think conflict in the middle din varlığını bulmaya insanları zorlamak için arayıp bulmaları için Arap dünyası elden dinde o yönüne çok büyük faydası oldu. Yani Filistin özellikle Mısır varlığı öğretmiş oldu, dindarlığı teşvik etmiş oldu. Daha sosyalist, Filistin sosyalistler. Fakat İsrail'in de ettiler adeta. Bir evet duygu gıptayla dindar oldular. Dindar olmaya gayret olmuştur. İslam'dan öğretilerinin aynen öğrenecektir. Hazreti Musa'nın anlatımlarının aynen öğrenecektir. Hazreti Nuh'un anlatımlarının aynen öğrenecektir. Geçmiş peygamberin güzel ahlakı, verdiklerini, akılcılığını öğreneceklerdir. Kur'an'ı açıp baktığımızda bunları görürüz. What does Mr. Oktar most admire about Israel? Barışı istiyor olmanız çok hoşuma gidiyor. Mesih'i bekliyor, Mehdi'yi bekliyor ama tabii o çok güzel bir şey. Allah'ı seviyor olmanız ve birlikte Hazreti Süleyman'ın mescidini kuracağımızı bilmem, bütün peygamber mezarlarının İsrail'i da çok seviyorum. Third temple now where the dome of the rock is in Jerusalem. Mehdi kuracaktır. Onu Museviler kuracak dersek bunu hareket Kral Mesih Şilo mescidini aynen orijinal And where will Solomon's temple be? Ben yerini geçenlerde göstermiştim. Eğer akışı çizimini temin edebilirsek göstertebilirim ama orta kısım diyebilirim. İki caminin orta kısmının biraz geri kısmı. A little bit in between the two mosques. Ah, yes. Interesting. Will Muslims join us God in this temple? Seviler Müslümanlar hepsi o mescitte dua edecektir. Why don't we start building that now? Mesih'i bulmanız lazım önce. Yani Mesih'e önemli İnançta İsrail yıkılır, mahvolur, helak olur. Yani Allah bereket, bolluk vermez, huzursuzluk verir.
Ama Allah Mesih kanalıyla, Mesih vesilesiyle şu an İsrail'e bereket, huzur ve güvenlik veriyor. Yani iyi görmesi lazım. Gördüklerine de inanıyorum. Ve yapmaya kalkmak Allah'a karşı saygıya uygun olmaz. Allah'ın boşa gayreti olur. Yapılacak en güzel tavır önce Kral Mesih'in onun yönetiminde Süleyman'ın mescidini kurup o güzel günlere dönmektir. Ta Jeriko'ya kadar kurbanların güzel kokusu, et kokusu yayılacak inşallah. What would Mr. Oktar like to give a message? What message would he like to give to the Jewish people in Israel? Daha dindar olsunlar, Allah'ı daha çok sevsinler. Darwinizme ve materyalizme karşı çok güçlü bir tavır göstersinler. Bilimsel çalışma yapsınlar. Bilime çok önem versinler. Ayrılığı kayrılığı bıraksınlar. Hazreti Mesih'i bulmak için hep birlikte Kral Mesih'i gündem yapsınlar. Müslüman alimlerle de görüşsünler. Ve mutlaka Moşiyah'ı başa geçirsinler ve kendilerine lider etsinler. İslam aleminin başına da lider etsinler. Allah o zaman dünya tarihinde görülmemiş bir bereket, bolluk, güzellik ve ferahlık verecektir. İyilikler, güzellikler, barış, sevgi, aşk bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu belalar, terör, anarşi, savaşlar tamamen kalkacaktır. Damla kan akmayacaktır. Uyuyan kişiler uyanmayacaktır. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların burnu dahi kanamayacaktır diyor. O kadar rahmetli, güzel bir ortam olacaktır. Dolayısıyla Musevilerin daha dindarlaşması ve Hazreti Mesih'e çok önem vermesi kilit konudur. When does he think that will appear to us? Gelmiştir, geldi. Sadece Rabbani alimlerin, Rabbani bilginlerin, büyük hahamların, büyük İslam alimlerinin bir araya gelip Mehdi'nin varlığına karar verip onu aramaları gerekiyor. Aradıklarında geldiği için çok rahat bulurlar. Ben bir şey biliyor olmasam bu kadar konuşmam. İnşallah. Sizin dindar olduğunuzu biliyorum. O yüzden sizleri çok seviyorum. Selam. İyilikler, güzellikler üzerinizde olsun. Bütün İsrail halkına selam. Bütün Filistinlilere selam. Hepinizi çok Hristiyan, Musevi, Müslüman, oradaki bütün vatandaşlarınıza hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Shalom. Selam.